karşılaşmaktayız. Onun hayatından örnek alabilmekteyiz kıymetli Müslümanlar. Cenab-ı Hak bizlerin de hayatını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına benzemesini nasip eylesin kıymetli Müslümanlar. Cenab-ı Mevla Hazretleri okumuş olduğum ayet-i kerimede mealen şöyle buyurmuştu. Ya eyyühellezine amenû tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Sizler bu dünya hayatında bir gaflete düştüğünüzde, ibadetlerinizde bir zaafa düştüğünüzde, bir hataya düştüğünüzde benden yardım dileyin, samimi bir şekilde benden tövbe edin buyurmaktadır kıymetli Müslümanlar. Bizleri Cenab-ı Hak'tan başka gidecek bir kapısı isteyecek hiçbir kimsemiz yok. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Günahtan tövbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmektir. Nitekim Cenab-ı Mevla Hazretleri yine hadis-i şerifte, kutsi hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzıyla bizlere buyurur. Kullarım hiç günah işlemeseydi, hiç günah işleme kudretinde olmasaydı ben onlara helak ederdim. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak bizleri bu dünyaya imtihan için gönderdi. Cenab-ı Hakk'ın hiç günahsız kulları yok. Bunun haricinde bir de Cenab-ı Hak kendisine günah işleyip günahından tövbe eden müminler yaratmıştır. Kimseler yaratmıştır. Burada şu anlaşılmamalı. Cenab-ı Hak bir kimsenin günah işlemesini istemez. Bir kulunun Allah-u Teala'ya isyan etmesini, namaz kılmamasını veya onun emrettiği herhangi bir ibadetten kaçınmasını Cenab-ı Mevla Hazretleri istemez. Ancak Cenab-ı Hak ona müsaade eder. Onun günahını yapmasını ve yaptıktan sonra kendisine tövbe edecek bir zaman dilimi bahşederek o kimsenin yine kendisine yönelmesini, yine Allah-u Teala'nın büyüklüğünü, kudretini bilip kendisine yönelmesini Cenab-ı Hak o kimseye o şekilde bir mühlet verir. Cenab-ı Hak onun yapmış olduğu kötülükten razı olmasa bile ona mühlet vererek yine kendisine dönmesini, kendisinden istemesini bekler kıymetli Müslümanlar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinde kendilerine emir geldiği zaman, cihat emri farz kılındığı zaman sahabi efendilerimizle beraber yola çıkıyorlar. Ancak her birimizin bildiği üzere bazı kimseler bu müminlerin içerisinde, sahabi efendilerimizin içerisine yerleşmiş olan münafıklardan ve gerçekten özrü olan veya bu dünya malına o zaman daha cazip gelen yeni Müslüman olmuş sahabe efendilerimiz sefere katılmamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüğü zaman o kimselere karşı o sahabe efendilerimize tam 50 gün hiç konuşmamış. İlk 40 gün hem insanlar tarafından konuşmalarına izin vermemiş. Sonraki 10 gün ise o sahabe efendilerimizin hanımlarıyla bile konuşmamalarını hanımlarına iletmiştir. Ama bunun sonucunda o kimseler, o sahabe efendilerimiz o kadar pişman olmuşlardır ki, o kadar Cenab-ı Hakk'a, yine Cenab-ı Hak'tan sığınarak dua etmişlerdir ki, Cenab-ı Hak onların duasını, onların tövbesini kabul edip, onları affetmiş, yine müminlerle, sahabi efendilerimizle önceden olduğu gibi muamelatlarını, ilişkilerini aynı şekilde devam etmelerini sağlamıştır kıymetli Müslümanlar. Her birimiz bu dünya hayatında yapmamız gereken sorumluluklarımız var. İşte bunları yaparken bazen aksaklık oluyor, bazen gaflete düşüyoruz. Bunların karşısında her birimiz Cenab-ı Hak'tan tevbe-i istiğfarda bulunup yine Cenab-ı Hakk'a sığınmalıyız. Nitekim ya eyyühellezine amenü tebullah. Ya Allah-u Teala buyuruyor, ey iman edenler, Allah-u Teala'ya ittika içinde olun. Yani Allah-u Teala'dan çok korkun. Allah-u Teala'ya karşı ibadet edin. Nitekim Allah-u Teala'dan en çok korkan kimseler, Allah-u Teala'ya en çok ibadet eden, böyle samimi olan kimseler, Allah-u Teala'dan en çok korkan, yani Allah-u Teala'yı en çok tanıyan kimselerdir. Çünkü tanımadığın kimseye ne yapamazsın? Ondan korkamazsın. Onun özelliklerini bilmeden, onun isimlerini, esmalarını bilmeden ona kulluk edersen o kulluğun zayıf olur.
Ona karşı korkun zayıf olur, sözlü olur. Ama Allah-u Teala'yı ne kadar tanırsan, sünnetine, Peygamber Efendimiz'in sünnetine ne kadar uyarsan, o denli imanımızın kuvvetliliği, imanımızın kaviliği artar kıymetli Müslümanlar. İşte Cenab-ı Hak da buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ Ey iman edenler! Bu dünya hayatında Allah-u Teala'ya gitti. Korku içinde, haf ve reca, korku ve ümit içerisinde Cenab-ı Hakk'a kulluk edin. وَاَلْتَنْهُمْ نَفْسُمْ مَا مَكْتَبَتْ لِغَاتِ Yarın ahiret günü içinse ne hazırladığınıza bakın. Bu dünya hayatından ahirete bir şeyler götürürken, sepetimize bir şeyler koyarken, o sepetimizin içerisinde hayır mı yoksa şer mi olduğuna dikkat edin. Bu dünya hayatındaki ilişkilerinize dikkat edin. Eğer biz iş yerinde iş sahibiyseniz, o iş yerinde işverenlerinize karşı muamelenize dikkat edin. Bu dünya hayatında eğer evde herhangi bir halete bir sorumluysanız, bir reisseniz, bir yöneticiyseniz, emrinizin altında olan kimselere adaletle davranmakta kendinize dikkat edin diye Cenab-ı Hak. Nitekim وَالْتَنْضُمْ نَفْسُنْ لِغَدْ Yarın ahiret var kıymetli Müslümanlar. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Bu dünyadan ahirete getireceğiniz şeylere dikkat edin. Eğer bir hataya düştüğünüz zamandaki hepimiz zinnefsi var. Her birimiz çeşitli günahlarla Cenab-ı Hakk'ın maalesef istemediği şeyleri yapabiliyoruz. Ancak Cenab-ı Hak bunların karşısında bile yine bana kulluk ederek benden tevbe istiğfarda bulunarak samimi bir şekilde tevbe edin buyurmaktadır kıymetli Müslümanlar. Nitekim tevbeyi de nasıl yapılmalı? Cenab-ı Hak'tan yapmış olduğumuz fiillere karşılık bir pişmaniyetle, bir nedametle yaklaşıp Cenab-ı Hak'ta adeta yalvarırcasına Ya Rabbi beni affeyle, bir sıkıntıya düşmüşcesine Ya Rabbi yapmış olduğumuz günahlarımızı affeyle diye Cenab-ı Hakk'a karşı tevbe-i istiğfarda olmamızı Cenab-ı Hak bizlere bildiriyor kıymetli Müslümanlar. Yine aynı şekilde mesela duaların icabet vaktinde, şu an cuma namazı, cuma namazından önce edilen dualar, cuma günleri yapılan ibadetler, perşembe akşamları yapılan ibadetler, özel gün ve gecelerde, kandil gecelerinde yapılan ibadetlerin zaman dilimleri, kulun ibadetlerinin, dualarının, tevbe-i istiğfarlarının kabul olması için fırsat olan gün ve gecelerdir kıymetli Müslümanlar. Cenab-ı Evla Hazretleri her birimizi kendisine hakiki manada kul eylesin. Kendisinden ittika eden kullarının cümlesine bizleri dahil eylesin. Cenab-ı Hak mübarek gün ve geceler hürmetine bizleri affı marifet eylesin. Cenab-ı Hak hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Bilhassa Filistin'deki kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize yardım eylesin. Bizim burada yapmış olduğumuz ibadetlerimizden, etmiş olduğumuz dualarımızı, yapmış olduğumuz fiil ve ibadetlerimizi o kardeşlerimize manevi isimler eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli Müslümanlar, Diyanet takvimimiz gelmiştir altta derneğimizde. Oradan alabilirsiniz. Aynı şekilde belediyemizin 2024 takvimleri var. Onu da çıkışta dağıtacaklar. Onu da alabilirsiniz. Bunun haricinde de camimizin ihtiyaçları karşılanmak üzere, malumunuz kış ayı doğalgaz faturaları çok fazla geliyor. Camimizin ihtiyaçlarını karşılanmak üzere cami çıkışında yardım toplanacak. Cenab-ı Hak şimdiden yapacağınız yardımları dergâh-ı hizmetine kabul ve makbul eylesin. Bu gibi şeylere fırsat bilmek lazım.